Please welcome Sabria Single. Please welcome Denise Miss Dynamite Kiriho. Single has one pace. She just walks up. The nice right in. Boom! Right on the buttons. Does have it on the ground. It's Dynamite. Actually, the key lock, get the tap, all done. Single is furious. Many people were predicting that Single might cut off the win, but the Denise Miss Dynamite couldn't see it. Boxing! 9 minutes! Keep boxing! Okay? Keep boxing! 9 minutes! Oh. Well, you see, she wants to not be a bad loser. But she has to accept she was beaten. And as we make it official with Terry. Denise Kiel! You didn't end up on the ground. You ended up on the ground because she punched you in the face. Londra'da yapılan kafes maçında rakibine 32 saniyede yenildi ve hemen bir paylaşım yaptı. Sizlerden dedi özür diliyorum, antrenörlerimden özür diliyorum dedi Sabriye Şengül karşımızda. Sabriye neden özür diledin? Neden özür diledim? Alabileceğim bir maçtı. Kendime çok güveniyordum. İyi de başladın aslında. Evet, iyi başladım. Hırsıma yenik düştüm. Hırsıma yenildim. Maça... Antrenörümle zaten maça çıkmadan önce ne yapacağını biliyorsun değil mi dedi. Yani bir aydır savunma ağırlıklı çalıştık. Yani ben bekleyecektim, o üzerime gelecekti. Yani gelişine dövüşecektim. Ne oldu peki çıkınca? Yani çok hırslı çıktım maça. Hı. Sinirli çıktım. Olmadı. Yani bir iki vurdum... Üzerine tekrar gittim. Bir iki vurup aslında bekleyecektim. Onun gelmesini bekleyecektim. Savunmaya geçecektim. Savunmaya geçecektim. Hazırlığın, antrenörünle çalışman, kendi kendine verdiğin söz, ringe çıkıp da ne oldu bir anda? Ne koptu sende? Ya çok hırslandım. Öyle söyleyebilirim. Yani gerçekten alabileceğim maçtı. Kendime güveniyordum. Ben bu zamana kadar çıktığım hiçbir maçta, hiçbir rakibimden de korkmadım. Birkaç söylemler geliyor. Yani bu korktum işte, acaba gibi. Asla. O zamana kadar çıktığım hiçbir maçta korkmadım. Hiçbirinde. Hiçbir rakibimden korkmadım. Yani kendime güveniyorum. Kendi gücümü biliyorum. Zaten korksaydım o kafese girmezdim. Ama zaten biz MMA deyip. Şimdi yeterli bir süre miydi? Bir ay. Değildi tabii ki. Risk aldım. Evet. Risk aldım. Şimdi sen bugüne kadar katıldığın maçlarda yenilgiye alışık bir tip değilsin. Değil, bir karakter evet. Değilsin. Yenildikten evet. Sonra zaman nasıl geçti? Soyunma odasına gittiğinde ne oldu? Yani uyku uyuyamadım. Sinirimden, hırsımdan. Yani çok hırslıyım, sinirliyim. Başarılısın. Keşke yapmasaydım, saldırmasaydım, bekleseydim, o gelseydi. Hırsıma yenildim, ben rakibime yenilmedim. Tabii bunun revanşı da olacak. İlerleyen zamanda, erken istemiyorum. Hırsıma yenildim, ona yenilmedim. Ben onun gibi korkak değilim. Korkak olsaydım MMA'yi kabul etmezdim. Ben kemeri istiyordum, kickbox kemerini. Kemer onda olduğu için ama o oraya istedi. Daha sonra kickbox maçı yapacağını söyledi. Bakacağız, ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Ama onunla bir MMA maçımız daha olacak. Ama aynı şey olmayacak. Bu sefer ben kazanacağım. Dudağındaki iz de o maç sonunda darbeden olan dolayı. Darbeden dolayı. Herhalde bu darbeler falan acıtmıyor insanın canını. Yani MMA eldivenler çok farklı. Hiçbir koruyucu yok. Yani... Yok, alışığım ben. Sabri, ilk telefon kimden geldi ya da ilk kimi çok aramak istedin? Sevenlerim, kimseyi aramak istemedim. Telefonlarıma bakmadım. Hiç kimseyi aramak istedim ki. Ya bir de şunu söyleyeyim. Çok destek mesajı aldım, sağ olsun. Tabii ki. Herkesten çok büyük destek mesajları aldım. Tabii... Kötü mesajlar da aldım olduğu yorumlar. Şimdi kendim için demiyorum. Saki de MMA yapıyor. Bir maç aldı, kaybetti. Onun da üzerine çok gidildi. Ya benim istediğim Türk milletinden, Türk halkından kaybettim olabilirim. Hani zaten benim moralim bozuk. Kötü yorum gördüğüm zaman yani gözüne geliyor. Üzüyor bu seni, daha çok üzüyor. Yani
Bir sporcunuz kaybettiği zaman hata herkes yapabilir. Hatalar insanlar içindir, olabilir. Ama önemli olan bunu tekrarlamamak. Ben çalışırım, düzeltirim, daha iyi çalışırım. Bundan sonra daha akıllı davranırım. Ama şey yapmasınlar, yani bir vuruş da siz yapmayın. Sahip çıkın. Ya benim için demiyorum, çoğu sporcu için kaybettiği zaman daha çok üstüne gidiyorlar. Gitmeyin, sahip çıkın. Kafa bırakmıyorsunuz ondan sonra. Haksız mıyım ama yani? Haklısın. Kendi ben sizin Türk sporcusuyum ya. Ben ülkemi dünyanın en büyük arenasında temsil ediyorum. Kim var benim gibi? Millet oraya çıkmak için birbirini yırtıyor ya. Ve ben bu insanlar 2016 yılının sonunda anlaşma yapıp 2021 yılına kadar sözleşmeyi de uzatmışlar. Yani bana şu an 4 ay sonra tekrar maça çıkmamı istiyorlar. Sahip çıkın. Yani böyle devam ederse ben başarılı olamam ki. Daha çok üzerler beni. Zaten darbe yemişim. Bir de darbe yorumlarla siz vurmayın diyor. Hatamı zaten farkındayım. En canını acıtan yorum ne oldu? En canını acıtan 32 saniye diyorlar ya. Olabilir. Spor olur, her şey olur. Herkes hata yapar. Yani 32 saniyede yenildi diyorlar. Herkes hata yapar. Evet, 32 saniyede nakavt oldu. Bazı başlıklarda öyle yani. Ben anlamıyorum bizim Türk milletini yani. Bazı insanlar. Seni ağlatan yorum ne oldu? Ağlatan olmadı. Yani daha çok hırslandırdı, sinirlendirdi. Ama çoğunluk tabii ki cesaretimden dolayı tebrik ediyor. Çünkü herkesin harcı değil yani. Çok büyük bir atmosfer. Yani kafes evet. Çok farklı bir dünya. Çok ayrı bir yer. Sabri'ye böyle kırıldığın ve üzüldüğün zaman kendini rahatlatmak ve her şeyi sıfırdan yeniden başlamak için ne yapıyorsun? Anneni mi arıyorsun? Hiç kimseye aramıyorum. Tatile mi gidiyorsun? Yani, yok. Telefonları daha kapatıyorsun? Çok çalışmak. Daha çok çalışacağım. Çalışıyorum. Peki, koşuyorum ya da. Sen orada böyle darbeler sonucu kendinden geçtim. Darbeli ya kızın o kadar da hani bana çok şey gelmiyor. Yani olabilir. Yumruğun üzerine gittiğin zaman daha ağır geliyor sana dar. Daha ağır oluyor. Sert oluyor. Yani. Şimdi Demet Akalın sormuş, diyor ki biz diyor bayıldığımız. Sevgilerimi iletiyorum. Bayıldığımı çok sandık diyor. Bir sorar mısınız bayıldı mı diye yazdım. Asla. Bana göre çok güçlü değil yani.